Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hüma Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugünkü videoları olabildiğince kısa çekeceğim. Hala hastalık sürüyor. Yani geçmek bitmek bilmez bir hastalık var. Allah şifa versin bütün hastalarımıza. O yüzden olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. Yorum kısımlarında da sabrederseniz teşekkürlerimi sunarım. Gençler Birliği Başkanı Niyazi Aktaş açıklamalarda bulunmuş. Biliyorsunuz Arda Güler konusunda sosyal medyada işte bonservisi, yüzde şu kadarı Fenerbahçe'ye verilecek, Ali Koç'la görüşmeler falan gibisinden birçok haber yapılmıştı. Niyazi Başkan diyor ki bir kuruş para konuşmadık. Onun bana söylediği, ben bir paket hazırlayacağım. Bu paket ile sizin transfer yasağınıza katkı vermeye çalışacağım. Şimdi biz bundan haber bekliyoruz demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben demiştim demeyi sevmiyorum. Yani Mustafa Hoca yine bildi etiketini, aslına bakarsanız kullanmayı sevmiyorum. Ama ben bunların hepsini söyledim size. Şimdi kısaca diyor ki arkadaşlar, hani daha doğrusu medyada Arda Güler'in %20 sonraki satıştan %20 pay hakkıyla ilgili bir olay vardı. Arda ile ilgili Sayın Ali Koç'ta konuştuk. O kadar nazik davrandı ki sakat ayağıyla arabaya kadar iki kat indi. Beni arabaya geçirdi. Çok görgülü bir ailenin çocuğu. Para konuşmadık. Geçen sezon, bak şimdi burası Mustafa Hoca yine bildi kısmı. Geçen sezon 1.3 milyon euro o verdi. Ben de 2.5 istedim. Sanki ben şu anda 2.5 istiyormuşum gibi algı oluşturuluyor. Eski şeyleri tekrar yazıp duruyorlar. Bir kuruş para konuşmadık. Onun bana söylediği, ben bir paket hazırlayacağım. Bu paket ile sizin transfer yasağınıza katkı vermeye çalışacağım. Şimdi biz ondan haber bekliyoruz. Bazı atılımlarımız var. Onlardan da bekliyoruz. Transfer yasağını açacağımıza inanıyorum. Ocaktan önce açalım ki yeni transferlerin protokolüyle alıp takıma adapte edebilelim diyor arkadaşlar. Şimdi uzun lafın kısası, ben şunu söyleyeyim. Bu olay 2 milyon euronun altına çözülür. Ama bizim Gençler Birliği'nden istediğimiz başka futbolcular da var. Artık ne şekilde bir paket olur yakında görürsünüz. Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için rekor transfer teklifi. Muhtemelen ben başlığa da bunu koyacağım arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçemizin milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için dev kulüpler sıraya girdi. Özellikle Giresun müsabakasında çok beğenildi. İstanbul'a gelen iki kulüp harekete geçti. Ve beklenen rekor transfer teklifi. Bakın, beklenen rekor transfer. Yani ben haberi ilk açtığımda rekor transfer teklifi herhalde dedim, 50 milyon euroluk 100 milyon euroluk bir teklif geldi çünkü Türkiye rekoru diye. Şimdi Ferdi'yi kısaca şöyle anlatayım size. 2018'de Hollanda ekibi Nijmegen'den Fenerbahçe'ye geldi. Ali Koç yeni başkan, sportif direktör Komolli, teknik direktör Koku. O zaman 19 yaşında, 4 yıl imza attı. Şimdi geride kalan 5 yılda hem kendini hem futbolunu geliştirdi. Forvet arkası diye transfer edildi. Yıllar içerisinde defansif yönünü geliştirerek, güçlendirerek üst seviye bir bek oyuncusuna dönüştü. İlk sezonunu U21'de geçirdi. 10 maçta da görev aldı. A takımda sadece bir Türkiye Kupası maçında görev aldı. Toplam 898 dakika. Sonraki sezon, yani 2019-20'de 23'ü Süper Lig, 8'i Türkiye Kupası, 1'i U19 olmak üzere 32 maç, 1539 dakika, 6 gol 5 asist. Bakın, 6 gol 5 asist. 2020-21'de 26 lig, 4 kupa olmak üzere 958 dakika, 1 gol 4 asist. Geçen sezon 38 maç, 28 lig, 9 Avrupa, 1 kupa, 2901 dakika, 3 gol 3 asist. Bu sezon 12'si lig, 8'i Avrupa, 20 maçta 1723 dakika, 2 asist ve Fenerbahçe'nin bu sezon en iyi isimlerinden biri. Napoli başta olmak üzere birçok takımın gündeminde. Şimdi hem Inter hem Napoli Giresun maçında gerçekten izlemişler ve performansını ayakta alkışlamışlar. Fenerbahçe rekor bir beklenti içerisinde. Ne derseniz deyin. Yani bu rekor, bu beklenti, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 25 milyon euro civarında bir beklenti var Fenerbahçe'de.
Açık söyleyeyim size. Koku o Championship ekiplerinden birine gitmişti ve oradan bir teklif göndermişti bize. Biz 16 milyon euronun altına kabul etmiyoruz demiştik. Bugün yine aynı çizgideyiz. Bir kere içiniz rahat olsun. 16 milyon euronun altına satılmayacak. İkinci, devre arasında kesinlikle satılmayacak arkadaşlar. Yani ben bunu söyleyeyim. Şu an Süper Lig rekoru 22,5 milyon euro ile Cenk Tosun'a ait. Ama Fenerbahçe şampiyon olursa herkes bundan korkuyor. O rekor Fenerbahçeli bir futbolcuya dönüşür diye korkuyorlar. Ki haklılar mı? Bence haklılar. Sözleşmesi de yenilendi. Türk milli takımında tercih etti. Ve gayet de hoş bir şekilde devam ediyor. Bu arada Serdar Ali Çelikler'in Ferdi Kadıoğlu hakkında bir cümlesi vardı. Ne uzar ne kısalır bir futbolcu. Hiçbir yetenek yok, hiçbir vasıf yok diye. Muhtemelen şu anda o da gözlüklerinin camını aynen şöyle çıkarıp siliyordur. Daha dikkatli bakayım diye. Çünkü yorum yaparken dikkat etmek lazım. Şimdi genellikle sizin düştüğünüz sıkıntı şu arkadaşlar. Siz de buna düşüyorsunuz. Bu hataya düşüyorsunuz. Galatasaray'ın futbolcuları çok iyi. Niye? Transfermarkt değerinin yanında şu kadar yazıyor. Beşiktaş'ın futbolcuları çok iyi. Niye? Transfermarkt değerinin yanında şu yazıyor. Bizimkiler kötü. Niye? Çünkü Transfermarkt değerinin yanında şu yazıyor. Mesela João Pedro. Ne uzar ne kısalır bir futbolcu değil mi? Ben size şunu söyleyeyim. João Pedro gelmeden önce ben izlediğim skills videolarında hayran kalmıştım. Ama Fenerbahçe'deki performansı tırt. Fakat çok ciddi bir sakatlık yaşadığı da hepimizin malumu. Yani sevgili dostlar, uzun lafın kısası. Belki de Pedro'yu engelleyen şey sakatlığıdır. Yani sakatlığından dolayıdır belki de engelleyen şey. Ya da belki de engelleyen şey başka bir şeydir. Peşin hükümlü olmamak lazım. Çok keskin, kesin ibarelerle, ifadelerle de konuşmamak lazım diye düşünüyorum. Bu da benim şahsi fikrim arkadaşlar. Katılırsınız katılmazsınız bilmiyorum. Ama ben şahsi fikrimi söylemekten geri durmuyorum. Onu da belirteyim. Şimdi bir diğer olay ki çok enteresan bir olay arkadaşlar. Fenerbahçe'den Arda kardeşler çıkarması. Şimdi özellikle dün diyeyim arkadaşlar. Özellikle dün sosyal medyada bir haber yayıldı. Yani Fenerbahçe haberi yayıldı. 14. haftasında Giresun'a 2-1 mağlup oldu. Bu sezon ikinci yenilgisini aldı. İki yenilgisini de Arda kardeşlerden alınca Fenerbahçe çıldırdı. Başkanı, yöneticisi, yönetimi, federasyonu basacak. Sadece federasyonu basmayacak. Arda kardeşleri de bulup onu da işte idam tepsisine oturtacak. O idam tepsisi olmasa başka bir şeye oturtacak falan. Ulan ne oluyoruz dedim. Ne oluyoruz? Sonra arkadaşlar haberin kaynağını araştırdım. Bilin bakalım hangi televizyon kanalı çıktı? A-Spor. Şimdi sahasında aldığı yenilgiye rağmen Dünya Kupası arasına lider giren Arda kardeşlere tepki büyüyor. 34 yaşındaki hakem Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe'nin ilk yenilgisini aldığı Konya maçında Valencia'ya direkt kırmızı kart. Şimdi Giresun maçında Batshuayi'ye kırmızı kart falan filan. Türkiye'de futbol var ya. Gerçekten döneklerin yorumuna dönüşmüş duruma gidiyor. Döneklerin. Ya çok enteresan cümleleri kuruluyor. Mesela Fırat Aydınus çıkmış diyor ki Ali Koç diyor ya da Fenerbahçe yönetimi ya da Jesus diyor hakeme konuşacağına diyor futbolcusuna kızması lazım diyor gereksiz sarı yediği için diyor. Aynı Fırat Aydınus canlı yayında aynen şu ibareyi kullanıyor. Batshuayi'ye verilen kartlar haksız. Ağır kartlar. Şimdi arkadaşlar şu bir gerçek. Yani Batshuayi bir önceki maçta gördü de. Şu bir gerçek. Yenilgide hiçbir zaman Fenerbahçe'nin bu sezon iki tane yenilgisi var. İkisinde de kesinlikle şundan dolayıdır diyemiyorsun. Şunun payı yüksek diyorsun. Bakın benim attığım başlıklardan yola çıkarak birçok Galatasaraylı arkadaşımız aptalca gerizekalıca yorumlarda bulunmuşlar. Mesela orada diyorum ki şikeyi itiraf etti falan. Videonun içerisinde diyorum ki yahu aynı olayı Fenerbahçe yapsa, aynı galibiyeti Fenerbahçe alsa, futbolcu maç sonunda dese ki elhamdülillah dese çıkacaksınız boy boy şikeyi itiraf etti diyeceksiniz. Ben demiyorum diyorum. Siz diyeceksiniz yalansa yalan deyin.
İşte aynı kadroyla Fenerbahçe'ye çıksa 7 tane yese diyeceksiniz ki Fener'in bilmem çocuğu Emre 7 tane yedi yatırdı takımı diyeceksiniz. Ben yatırdı demiyorum. Şike diyeceksiniz. Ben demiyorum. Şu diyeceksiniz. Ben demiyorum. Ama diğer misiniz? Biriniz de çıkın deyin ki demeyiz. Böyle bir şey demeyiz deyin diyorum. Bir tane yorum yok daha. Yok hocam biz öyle bir şey olsa asla şike demeyiz diyen bir tane yorum yok. Hep palavralar, hep masallar, hep hikayeler. Yok hepimiz kardeşiz bu öfkene diye. Yaşamak dururken bilmem ne dağlar o yılları. Ayıp ya. Ya arkadaş daha bir videoyu izlemekten acizsiniz. İzlemediğiniz videoya yani ettiğiniz küfürler arşa gitmiş. Burada da aynısını diyorum. Fenerbahçe yönetimi Arda kardeşlere tepki gösterecek olsaydı şimdiye kadar bekler miydi? Bir. İki. Bu sezon iki tane hakemin görevine son verildi. Yasin Kol. Ali Palabıyık. Niye? Bilmiyorum acaba hangi takımın canını yaktılar da affettiler. Yasin Kol hani Trabzonspor yapmamıştır. O kadar dangalak değildir herhalde değil mi? Çünkü Yasin Kol Trabzonlu. Çıkıp da kendi memleketinden hakemi görevine son verdirirse adı ne olur? Söyleme. Beşiktaş da değildir. Çünkü Beşiktaş'ın başkanı da Trabzonsporlu. Fenerbahçe zaten Fenerbahçe'nin hakemleri engellemeye gücü yetseydi şu an Ümit Öztürk marul satıyordu. Arda kardeşler maydanoz satıyordu. Değil mi? Başkası başka bir şey satıyordu. Hakemlerin gücünü yani hakemlerin görevini bitirme gücü varsa bir takımda o zaman biz hangi adaletten bahsediyoruz? Uzatmayacağım. Uzun lafın kısası. Net öz olarak söylüyorum. Ne Fenerbahçe'nin Arda kardeşler hakkında bir tasarrufu var. Ne gidip federasyona şikayeti var. Ne olacak. Bilginiz olsun. Böyle bir şey yok. Olmayacak. İyi de hocam bizim hakkımızı kim savunacak? Ya arkadaşlar bir şey soracağım. Hani aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık diye bir söz var. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani böyle bir deyim var. Yani böyle bir şey var Türkçe'de. Niye? Şimdi Fenerbahçe hakemden şikayetçi olsa diyecekler ki bak kendi hatalarını hakem atıyor. Hakemden şikayetçi olmasalar yönetim taraftarı gazlayacaklar ki yapıyorlar. Bak yönetim sahip çıkmıyor Fenerbahçe yine şampiyonluğu kaybetti. Siz çok kolay algılara geliyorsunuz. Yazmış herifin biri bak attığı başlığa bak Fenerbahçe düşmanı. Bir başlıktan Fenerbahçe düşmanı ilan edecek kadar zeki arkadaşlarımızın peşinden gidiyorsunuz. Serdar Ali Çelik der. Ferdi için demedik laf bırakmıyordu. Bir ana avrat sövmediği kalıyordu. Lincoln komisyoncu diyordu Jesus'tan için. Jesus için komisyoncu diyordu. Şimdi diyordu ki vasatizmi yıktık falan filan. Ya böyle insanları takip ediyorsunuz. Bana diyorsunuz ki senin kanalın niye 27 binde büyümüyor? Kendi kendine sor. Ben soruyorum. Merak etme. Bana bak ben size bir şey söyleyeyim. Sizinle şu konuda da anlaşmayayım. Bu ülkenin %97'si Müslümanmış. Külliyen yalan. Bu ülkenin %2'si bile Müslüman değil. %2'si bile Müslüman değil. Müslüman dediğin bak hadisle sabit. Komşusu elinden dilinden emin olacak. Hangi komşunuz o benim dedikodumu yapmaz ya. Evimin anahtarını giderken ona bırakıyoruz der. %2'miz yokuzdur. Bak koskoca Türkiye'de %2 bu kriteri sağlamıyordur. O zaman %2 Müslüman değil. %2 Müslüman değil. Emanete hıyanet etmez. Konuşunca yalan söylemez. Söz verir sözünde yani söz verince sözünde durmaz. Bu da münafıklığın alameti. Ben size soruyorum bu üçünden herhangi biri varsa Müslüman değilsiniz. Münafıksınız. Desem kaçına uyuyorsunuz? Bir düşünün. Ben yani anlaşamayız sizinle böyle. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? O yüzden çok şey yapmayacağım. Takip edene can feda, takip etmeyene elveda. Bu arada şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'de hazırlık maçları açıklandı. Kulüpler Birliği Vakfı'nın yapmış olduğu şey çerçevesinde 30 Kasım Çarşamba günü saat 20'de Rayo Vallecano, 3 Aralık Cumartesi günü saat 19'da Villarreal Futbol Kulüpleri ile Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde maçımız var. Taraftara açık ama bazı gelişmeler olup taraftara kapalı olabilir. Çünkü Dünya Kupası arasında seyircili maç oynamak kısmen yasak diyebiliyorum. Bakalım çeşitli izinler alınırsa olabilir. Arkadaşlar bu maçlarda Lemos ve Buruma oynatılabilir. İlk 11'de oynatılabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Hocam ama lisansları çıkmadı. Çıkmasın mühim değil.
Zaten buralarda oynayıp denenecekler ki devre arasında görün, belki de hiç transfere gerek kalmayacak. Takımdan ayrılanlar olacak. Belki de takımdan ayrılanların yerine bunlarla dolacak vesaire vesaire. Ya da kökten, aa tamam ben bu takım için yani yeterli değilmişim diyecek futbolcular. Siz de kurtulacaksınız. Ben de kurtulacağım. Kulüp de kurtulacak vesaire vesaire. Anlatabiliyor muyum? Yani sürpriz bu. Ha ben şunu söyleyeyim. Şu anda birkaç tane yabancı oyuncumuzla ilgili çok ciddi girişimler var. Üyelere aktarıyorum. Topluluk kısmında. Sizlerin de videolara beğeni sayınız arttıkça, izlenme sayınız arttıkça aralara sıkıştıracağım arkadaşlar. Hani direkt olarak bazen duyumu vermeyebilirim. İşaretlerle verebilirim. Bir öksürmeyle verebilirim. Ne bileyim şifreyle verebilirim. Direkt de verebilirim. Bunu da size bırakıyorum. Ya hocam paramız yoksa duyumda mı alamayacağız? Yok, gayet net bir şekilde alıyorsunuz. Şu an mesela bu videoda 3-4 tane yabancının gidebileceği duyumunu aldınız. Ferdi için 16 milyon euro altını kabul etmeyeceğimizi aldınız. Devre arası kesinlikle gitmeyeceğini aldınız. Değil mi? Daha ne alacaksınız ya? Ha. Osayi'nin gitme ihtimali var mı devre arasında? Var. Açıkça söyleyeyim. Onu da sonra bana şey yapmayın, darılıp gücermeyin. Osayi'nin gitme ihtimali var arkadaşlar devre arasında. Evet, bu devre arasından bahsediyorum. Hocam o sahaya giderse biz kimi alırız falan filan. Nazım var. Nazım'a mı güveniyoruz? Allah'a mı güveniyoruz? Taşa mı güveniyoruz? Yok. İhtimal var ama ben gidecek diye söyleyeyim. %10, %20 ihtimal. Ama orta saha ve hücum hattından bazı eksilmeler yaşanabilir. Onu belirteyim. İlerleyen videolarda konuşuruz. Görüşmek üzere dostlar.